Evet arkadaşlar, artık turnuvaya yavaştan giriş yapıyoruz. Klasik turnuva operasyonları zaten çok basit olduğu için ben önce zor olanı göstereceğim arkadaşlar size. En son turnuvayla zaten bitiririz. Burada C'yi eksen turnalamayı göstereceğim. Simultane olarak canlı takımla işte ne gibi operasyonlar yapabiliyoruz. Onlardan bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar kullanabileceğiniz en güzel operasyonlar mil rotarı bulunuyor. Tornalama ile ilgili. Bunun dışında tabi diğer operasyonlarda kullanabiliyorsunuz. İndeksleme olsun, şey olsun, normal freeze işleminde kullandığımız şeyleri de burada kullanabiliriz. Yani sonuçta amaç takım yolu oluşturmak olduğu için uygun bir takım yolu oluşturduğun zaman tezgahınız da buna uygunsa sorunsuz bir şekilde işleyecektir. Şimdi arkadaşlar burada mil rotarı bazı operasyonlar var. Silindirik parçalarını güzel yüzeyler çıkarmasını sağlayan, yardımcı olan böyle kanallı yerlere güzel birkaç operasyon var. Onlardan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Turmelink. Turmelink arkadaşlar silindirik bir parçayı tornalama yerine frezeyle dönerek nasıl işleyebilirsiniz? Onu gösteriyor. Onu yapan o biçimde yani freze takımıyla işleme şeklinde takım yolları oluşturan bir operasyon bu. Roughing for Rotary Parts diyor. Burada da arkadaşlar yine kaba işleme. Cepler varsa ceplere giriyor. Cepleri boşaltıyor. Sembolden de gördüğünüz gibi bakın orada bir kanal var. Kanal ne yapıyor? Aynı işte Cavity Mill'le vesaire benzer programlarla cebi işler gibi işliyor. Diğer silindirik kısmı ise normal dönerek yapıyor. Tömmelinlikte nasıldı bu? Sadece dönerek arkadaşlar. Kanalları mesela gelip böyle buradaki gibi işlemez. Bu ikisinin arasındaki fark bu diyebiliriz. Rotary floor'da klasik cep işlemi arkadaşlar. Bu silindirik parçalarda çok hayat kurtarır. Bayağı kullanacaksanız diyebilirim yani. Eğer 4 eksen tornada iş yapıyorsanız gerçekten hayat kurtaran bir operasyon. Bu da arkadaşlar yine rotary deboring. Multi axis'te gösterdiğim gibi aynı şekilde pah kırma. Bu da silindirik parçalara 4 eksen tornada nasıl güzelce pah kırabileceğinizi gösteriyor. Parça silindirik olduğu için sembolde gördüğünüz üzere pahların şeyleri de hep böyle dairesi olarak dönecektir. Bu takımın da bu kenarları, pah kenarlarını dairesi olarak takip etmesi gerekir. Bunun için de en uygun operasyon yine bu diyebiliriz. Rotary deboring. Yani Multaxis'teki deboring'i de kullanabilirsiniz bu arada. O da yine benzer takım yollarını çıkaracaktır arkadaşlar. Orada sadece eksenleri seçmeniz gerekiyor. Hani görmüştük ya 5 eksen simultaneous veya 3 artı 2 index. Orada 4 eksen seçeceksiniz. O şekilde veyahut da 5 eksen seçerek bazı kısıtlar vererek işte parçanın alnını yapmazsanız, tabanını yapmazsanız takım yolunun arada kalan işte kanallara girmek istediğiniz yerleri belirtirsiniz. O şekilde yine 5 eksende kalarak da takım yolları oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilki şu turmeling. Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra sırayla ilerleyeceğiz. Bunun için önce bir takım oluşturalım. Şimdi sıfır noktamız bakıyorum. Uygun, tamam. Tabanı burası olsun dedik. Sıfır noktası bu şekilde ayarlı. Workpiece'e gelelim. Hemen parçamızı tanıtalım. İlk etapta. Daha sonra kütüğümüzü tanıtalım. Bowing cylinder diyerek şurayı şöyle 70 yapalım. Boyu da arkadaşlar 130 gibi bir değer olsun. Şuradan artıya 1 milimetre verelim. Şurada 1 milimetre işleme payı olsun yeter. Geri kalanı arka tarafta torna ayaklarını tutma payı olarak kalabilir. Display blank'i deaktif ediyorum. Bunu göstermesine gerek yok. Nasıl bir şey oluşturduğumu zaten şu an ben biliyorum. Görüntü kirliliği yapmasın arkadaşlar. Kapattık bu şekilde. Evet, şimdi kütük ve parçamızı tanımladığımıza göre takım oluşturabiliriz arkadaşlar. Gelelim şurada takım oluşturalım. Insert tool. Önce bir magazinimizi oluşturalım. Veyahut da bu torna taret diyelim buna mesela. Taret diye başlığımızı atalım. Daha sonra yeniden
Şöyle ceplerimizi kapatalım. Bunun içine de takımımızı oluşturalım arkadaşlar. Tool diyelim. 12'lik parmak frezi olsun yine. D12 PF girdik içerisine. Şurada hemen şöyle boyunu ayarlayalım takımımızın. 12 mm çapı dedik. Helis uzunluğu, helis boyu 20 mm olsun. Mama boyu da 100 olsun veyahut da 80 olsun. Şöyle kaldırdığım zaman gayet uygun. Evet. Daha sonra bir tutucu tanıtalım arkadaşlar. Kütüphanemizden standart tutucularından seçelim. BT40 bakın tutucum varmış. Ben geldim bunu seçtim. Preview'den de gösterdim. Şu arkadaşlar BT40 standartında bir tutucu. Direkt kütüphanenizden bu şekilde seçebiliyorsunuz. Okey dedim. Daha sonra geldim. Takımımı biraz şey yapayım. Tutucumun içine gömeyim. 15 mm kadar girsin diyorum arkadaşlar. Tutucumuzu da ayarladıktan sonra okey diyoruz. Geldik. Şunu seçmediğimiz için bakın dışında kaldı. İçine sürükledim hemen. Takım numarası 0'dı değil mi? Bakın 1 olduğunu gördünüz arkadaşlar. 1-1-1 diye otomatikman atadı hepsini. Şimdi gelelim operasyonumuza. Create Operation diyoruz. Terminal link dedik. Geldik takımımızı seçtik. Programın içine atacak dedik. Bu şekilde ayarladık. Evet. Daha sonra arkadaşlar gerekli ayarlarımızı yapıyoruz buradan. Bakın main'de ne var bize? Limit var. Limit kısmı var. Buradan limit verebiliyoruz. Şimdi göstereceğim. Kontak shift var arkadaşlar. Kontak. Yani takımın ne kadarlık bir kısmı temas etsin. Bakın sembolde gördüğünüz gibi. Yani frezenin taban düz olduğu için arkadaşlar buranın şey kalması çok uygun değil. Tam ortada kalması uygun değil. Mesela biz buraya 3-4 mm diyerek böyle biraz açılı temas ettirirsek daha sağlıklı işleme yüzeyleri elde ederiz. Şimdi benim takım 12'lik. Kontak shift'i de ben gelip 6 vesaire girersem tam ortasını yine yapmaya çalışacağım. O da şey yapacak arkadaşlar. İz bırakır. Tabanı düz olduğu için. Hafiften böyle bir açı iyidir. Hafiften açı vermek için de ne yapacağız? Kontak shift'i yarı çapından takımı biraz daha kısık vereceğiz. Yani küçük bir değer vereceğiz. 4 mm uygun olabilir mesela bu takım için. Hafif kalkması yeterli olur zaten. Step over'ımız %50'de uygundur. Cut depth 1 mm uygun dedim arkadaşlar. Daha sonra geliyoruz burada takımla ilgili bazı şeylerimiz var. Standart zaten. Devir ilerleme. Mesela 2500'e 2500 diyebiliriz buna. Eğer parçamız alüminyumsa tabi. Daha sonra strateji kısmında da arkadaşlar işlem ayarları var. Şimdi bir generate edelim. Daha sonra bu ayarlardan bahsedeyim. Bakın şöyle takım yolunu oluşturdu hızlı da. Gayet hızlı bir şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Burası şimdi biraz karman çorman gördüğünüz gibi. Simülasyondan bir görelim. Nasıl işledi. Mantığı otursun diye arkadaşlar şöyle bir göstereyim kısaca. Bu takım yollarımızı düzenleyeceğiz. Oradaki özellikleri de göstereceğim. Evet gayet güzel de dönüyor arkadaşlar aslında. Ufak tefek eksiklikleri var. Takım yolunu mesela biraz daha düzgün hale getirebiliriz. Mesela cut direction climb diyor. Bunu konvansiyonel yapabiliriz arkadaşlar. Bunu level mi işlesin, bölgesel mi? Ben diyorum ki bölgeyi bitirsin. Daha sonra diğerine geçsin. Hani böyle bir oraya bir buraya gitmesin. Bakın sadece şu yaptığım değişiklikler bile görüyorsunuz boştaki geçişleri şurada daha sıktı. Bayağı azaldığını görebiliyorsunuz. Şu zigzag alabilirim. Pozitif burada kalabilir arkadaşlar. Tekrar bir generate ediyorum. Bakın takım yolumun biraz daha sadeleştiğini gördüm. Şimdi gerekli birkaç ayar kaldı arkadaşlar. En önemlisi ne bunların? Tabii ki limitleme. Bakın benim aynı ayaklarıma kadar burada giriyor. Ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Hatta şu dibe bile girmesini istemiyorum. Sakıncalı görüyorum mesela orayı. Burada arkadaşlar limit ver diyorum. Eksenel mi vereyim? Radyal olarak mı vereyim? Ya da hem eksenel hem radyal mı vereyim? Hem eksenel hem radyal ver diyorum.
Şimdi arkadaşlar eksenelde bakın start distance var. Select object diye bir objeden de seçiyorsun. Ben diyorum ki şuradan başla eksenel sınırlandırma. End distance da bakın burada bitiyor. Ben diyorum ki 123'e kadar yolun var senin git. Hani ucunda bir şey varsa orayı da al. Veyahut da almasını istemiyorum arkadaşlar. Yine select object derim. Ben mesela oraya alım tornalama işlemiyle alacağım. Daha öyle uygun olduğunu düşünüyorum. Şurada 121'de hatta 120'de ben bunu sınırlayabilirim. Bakın şimdi sadece şu aralığı işleyecek. Bir de arkadaşlar şurada bak Tadi Bey kadar giriyor ya bakın. Buraya girmesini istemiyorsanız radyal olarak da ben bunu ayarlayabilirim. Mesela 31.75 demiş işlem şeyine. Ben buna diyorum ki 50'ye kadar yolum var senin. Hani varsa bir kütük falan. Oraya kadar işte. Minimumu da arkadaşlar şöyle select object dedikten sonra bakın şu çapa kadar işle diyorum mesela. Daha sonra generate ediyoruz. Bakın hem eksene hem radyal olarak ben bunu sınırlandırdım şu anda. Gayet sade ve düzgün bir takım yolu oluştu. Şimdi buradan arkadaşlar simülasyondan izleyelim nasıl yaptığını. Bakın gördüğünüz gibi gayet hoş bir takım yolu oluştu. Evet. Böyle gördüğünüz gibi gerekli ayarları yaparak takım yolumuzu düzenliyoruz. Gayet düzgün, güzel bir takım yolu oluştu arkadaşlar. Parçamız güzel güzel işliyor frezeyle. Şurada biraz yavaşlatalım. Kontak açısına bakalım. Bir yandan. Bakın gördüğünüz gibi şuradan şey yapayım. Bakın tam dikine temas etmiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Takımın ucu kalkık. Kontak açısını ben 4 mm olarak ayarladığım için tam tabanla düz kısmını değdirmiyor. Hafif kalkık bir şekilde burayı işlediği için güzel bir yüzey çıkaracaktır arkadaşlar. Hiçbir problem olmadan. O yüzden o da bayağı güzel oldu. Şimdi ucunu işliyor. Evet. Bu şekilde. Bakın alnını almadan arkadaşlar. Burayı da tornadan işleyebilirim. Bu şekilde parçamızın kabasını attık. Tabii şurada mesela finish'e geldi. Stop vererek arkadaşlar bunu ben ne yapıyorum? Biraz da talaş bırakıp finish'te daha güzel bir yüzey çıkarmak için başka operasyonlarla kullanabilirim. Evet. Turn milling operasyonu bu şekilde arkadaşlar.